Majör dizi neydi? Majör dizi, minör diziye farklı bir bakış açısıyla bakmaktı. Onu da hemen bir çözelim, kafamızda oluşturalım. Şimdi minör diziyi, mesela la minörü bir düşünelim. La minör üzerinden konuşacak olursak, kafamın üzerine diziyi yazdığımı düşün. Bak, alnıma la yazdığımı düşün. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Geri la'ya çember halinde döndüğünü düşün. Ben sana bakarken sen la'dan la'ya döndüğümü gördüğün için beni minör dizi olarak algılıyorsun. Şayet ben yüzümü bu tarafa çevirirsem burada ne vardı? La, si, do. Bak, sen artık beni do'dan do'ya dönen birisi bir dizi olarak görmeye başlıyorsun. Yani majör ve minör dizi aslında iç içe. La minörün üçüncü sesinde do majör dizisi başlar. Yani aslında la minöre farklı bir perspektiften bakmaktır do majör. Bu şekilde aynı sesleri kullanıp farklı notalarda karar alan dizilere akraba ya da ilgili diziler deniyor. Örnek veriyorum, la minör ile do majör birbirinin akraba ya da ilgili majör minör dizisi olmuş oluyor. Mesela la minörün ilgili majörü nedir sorusunun cevabı do majör. Ya da do majörün ilgili minörü nedir? La minör. Majör ve minör dizilerin ilgilileri arasında sadece 3 ses farkı oluyor. Yani la'dan başlamıştım. La, si, do. Üçüncü seste majör başlıyor. Peki majör dizilerin kaçıncı sesinde minör var? Do, re, mi, fa, sol, la. Altıncı sesinde majör oluyor. Yani majör minör oluyor. Majörün 6. sesinde minör dizi başlıyor. Minörün 3. sesinde majör dizi başlıyor ve aynı sesleri kullanmış oluyorlar. Birbirinin ilgilisi olmuş oluyorlar. Peki şimdi burada ne değişiyor? Ne bu bize ne ifade etmesi lazım? Dedi ki minör diziler melankolik diziler, majör diziler ise daha ferah diziler demiştik. Minör dizilerde bak ben buradan bakma sana diyelim hüzünlü bir ifade veriyorum. Bunu aynen bak gerçek hani akılda kalıcı olsun diye bu tarafa çevirdiğim zaman yüzümü güldüğümü düşün. Majör diziler gülen tarafıdır. Dizinin gülen tarafına bakıyorsun. Yani diyelim ki ben sağ taraftan daha yakışıklıyım. Karşıdan baktığımda çok yakışıklı bir adam değilim, öyle düşün. Minör diziler daha sert, katı, melankolik. Sağ taraftan ama ise daha yakışıklı, böyle güzel bir adam gördüğünü düşün. Ben söz meclisten dışarı konuşuyorum. Espri bir tarafa. Yani demek ki burada bir bakış açısı çok önemli. Aslında dizide aynı sesleri, aynı şeyleri çalıyoruz. Durduğumuz yer, karar aldığımız yer değişiyor. En son sakin. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Döndüğüm zaman buraya la, si, do. Burada do var. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gülen bir dizi. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dönüyorum. İşte bu bakış açısını bir kere oturttuğum zaman artık dizileri çözmüş oluyorsun ve aldığı akorları da bu sayede çözmüş oluyoruz. Neden? Çünkü eğer minör dizilerin aldığı akorları biliyorsan otomatikman majörleri de biliyorsun artık demektir. Çünkü la minör dizisi la si do diye gidiyordu. Eğer ben o do'yu başa alırsam do re mi fa sol la si ve do olur. Seslerin dereceleri yine 1 2 3 4 5 6 7. ses olarak düşünürsek bu sefer bak akorları yine kuruyorum, harmonize ediyorum. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa. Artık ben ezberden yazdım sana hızlıca. Saydığın zaman bu şekilde geliyor. Şimdi akorları bak yine böyle üçlü üçlü hesabını yapalım. Bakalım görelim majörlerde kural nasıl geliyor. Do mi arası 4 yarım, mi sol 3 yarım. 4 artı 3 majör akor formülü. Bu do majör. Re fa 3 yarım, fa la 4 yarım. 3 artı 4 minör akor, re minör. Mi sol 3 yarım, sol si 4 yarım. Minör akor formülü. Bu da mi minör. Fa la 4 yarım, la do 3 yarım. 4 artı 3 majör akor formülü. Fa majör. Sol si 4 yarım, si re 3 yarım. 4 artı 3 majör akor. Yine sol majör. La do 3 yarım, do mi 4 yarım. 3 artı 4 minör akor, la minör. Si re 3 yarım, re fa 3 yarım, 3 artı 3 dim akor formülü, si dim diyoruz. Evet gördüğün gibi akorlarımız bunlar olmuş oldu. Ne oldu? Bak yerlerinde nasıl bir değişme oldu. 1, 4, 5 çatkı sesleri bu sefer majör oldu. Çünkü dizimiz majör, çatkı seslerimiz de majör oldu. Bu durumda 2, 3, 6 minör oldu. Diğeriyle değişmeler var. Bak dim öbüründe ikinci sesteydi. Çünkü la sesinde burada minör dizi başlıyor. İkinci seste dim geliyordu. Majör dizide ise yedinci ses dim oluyor.
perspektif değiştiği için şimdi bir daha yazalım. 1, 4, 5 o zaman ne oldu? Majör oldu. Majörü büyük M ile göstereceğim burada ama akorun yanında gösterilmez. 2, 3, 6. 2, 3, 6 bunlar da minör olmuş oluyor. İşte majör dizilerde gelen akorların formülü de bu. Bütün majör dizilerde aynı olacak. Başka bir örnek yaparak bunu da anlatmaya çalışalım. Hemen mesela dizi olarak ben diyelim ki atıyorum mi majör dizisini aldım. Majör dizilerin formülü 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarımdı. Mi majörü hemen 2 tam 1 yarım. Bak 2, 1 tam fa diyez geliyor. 2 tam sol diyez. 1 yarım da la geliyor. Buradan 3 tam gittiğin zaman si, do diyez ve re diyez geliyor. En son 1 yarımla mi'ye dönüyor. İşte bu bizim mi majör dizimiz. Mi majör dizisinde gelen akorlarımız 1, 4, 5'te majör olacağı için mi, la ve si majörleri almış oluyor. 7'de dim olacağı için re diyez dim almış oluyor. Kalan sesler de minör oluyor. 2, 3 ve 6'da minör. Yani fa diyez minör almış oluyor. Sol diyez minör almış oluyor. Ve do diyez yine minör almış oluyor. İşte bu şekilde bak. Bu da majör dizinin bir harmonizasyonuydu. Şimdi gelelim bunları gitarda uygulamaya. İlk üç perde nota yerlerini biliyor olman lazım özellikle. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Bunu bu şekilde çalış. Rakamları da verelim. 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3. Bu şekilde yürüyorsun ve sonra notalarla sayıyorsun. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Bir de geriye yürüyelim. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Sağ elimle bu arada i ve m parmaklarımla koşturma hareketiyle yürüyorum. Buna İspanyolca picado hareketi denir. Yapabilirsen böyle. Pena kullanıyorsan aşağı ve yukarı çalarsın. Yani penayı aldığım zaman şu şekilde bir aşağı bir yukarı vuruş. Buna da İngilizce alternate picking yani değiştirerek çalmak denir. Böyle çalarsan daha aktif ve akıcı çalmış oluyoruz. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Geri gelirsem sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol, do, si, la, sol, fa, mi. Şimdi bunu böyle çaldığında artık yerleri ezberlediysen akorları da kurabilirsin. La minör dizisinin az önce yazdığım şeyini bir hatırlayalım akorlarını. La'ya düşen birinci sese düşen akor la minördü. La minörün sesleri neydi? La, do, mi. Hatırlayamazsan parmak kullanıyorduk. La, si, do, re, mi. 5'e kadar sayıyorduk. 1, 3, 5'i alıyorduk. La, do ve mi sesleri olmuş oluyor. Bakalım şimdi la, do, mi bak hiç ezbere gerek yok. Kendimiz dahi kurabiliriz. Bütün bu sesler arasından la'ları, do'ları ve mi'leri toplarsam la minör kuracağım. En üst telde mi var. Alabilirim bak. La, do, mi'den birisi. Direktman aldım. Bir alt telde la var. Alabilirim. Direktman aldım. Bir alt telde re var. Re, la, do, mi'nin içinde kalmadığı için re'den devam ediyorum. Re diyez mi. Mi alabilirim. Bunu aldım. Alt telde sol telde sol, sol diyez la. La'yı aldım. Sol'ü alamam çünkü. Bu ikisini aldım. Sonra bir alt telde si geliyor. Si'yi alamam. Si'den sonra do var. Do'yu aldım. En alt telde mi. Onu da boş alabilirim. Gördüğün gibi la do mi kurduğun zaman la minör bu şekilde çıkıyor şekil olarak. Yani la minörün kuruluş mantığını anladım sana. Alacaksın 2 2 1'i 1'e basacaksın demiyorum farkındaysan. Mantığını öğretmiş oluyoruz. Şimdi la minör bitti. Si dim. Neydi? Si, re, fa seslerini kullanıyoruz hesapladığın zaman. Hatırlayamazsak si, do, re, mi, fa, si, re, fa. 1, 3, 5'i aldım. En üst telde si, re, fa'dan hangisini alabiliriz? Bak fa'yı alabiliriz belki. Ama tavsiyem bunu almıyorsun. En üst teli hiç kullanmadan çalarsak daha 4 parmağımız var. Çünkü her parmağı da her yerde alamayız altı teli. Bazı akorları 4 sesli basacağız. Bu teli es geçiyorum. Zor pozisyon denk geldiği için bak kendin başka şekilde de kurabilirsin ama en kolay pozisyonu vermeye çalışacağım. La telindeki si'yi alıyorum ikinci perdede. Si, re, fa topluyoruz unutma. Si'yi aldıktan sonra re telinde fa'yı alıyorum. Re, mi, fa. Aşağı indim sol telinde la değil si'yi alıyorum bak. Si, re, fa. Dörtteki si'yi alıyorum sol telinde. Sol, sol diyez la, la diyez si. Ne oldu? Bak si'yi aldım, fa aldım, si aldım. En aşağıda da si telinde re'yi alıyorum. En alt teli de kullanmıyorum. Ne oldu? Si, fa, si, re. İşte si dim akoru bu olmuş oluyor. 4 ses. En üst ve en alt tel yok. Parmakları da bu şekilde basıyoruz. Sonra bu arada
Dim 7 diye bir akor vardır. Yedilisini de alırsan si, re, fa, la olur. 1, 3, 5, 7. O zaman bunu şu si'nin yerine la alırsın. Şuradaki la'yı. O zaman basışta şu şekilde oluyor. Si, fa, la, re. En alt tel, en üst tel yok. İşte dim, bu dim 7 de değil de half dim diye geçer bu. HD diye gösterir. BHD yazılır mesela. Si half dimin işte. Yarım eksik akor olarak geçiyor. Genelde la minör içerisinde dim akor bu şekilde. Yani şu şekilde değil de half dim olarak basılır. Eğer half dim üzerinden la'yı bir tane daha eksiltirsen dim 7 denilen akor oluşuyor. Onun da şekli budur. La yerine la bemol basmış oluyoruz birinci parmakla. Bunlar tabii daha ileri caz konusu. Bunları dizi normalde sadece işte dediğim gibi half dim olarak alır. Ama dim olarak da basılabilir sadece. Zaten bu ses dediğim gibi akorlarda kullanırsa Justin's olduğu için şarkıların çoğunda gelmez. Peki do sesi için seslerimiz do, mi, sol. En üst telde mi alabilirsin. Sonra burada la telinde do alıyorum. La alamam. La diye si, do'yu alabilirim ancak. Re telinde re diyez mi alabilirim. Do, mi, sol topluyorum unutma. Sol telinde sol telini boş alabilirim. Si telinde si, do'yu alabilirim. En altta mi teli onu da boş alıyorum. Gördüğün gibi do majör bu şekilde kurulmuş oluyor. Do, mi, solleri topladık yani. Şimdi do'dan sonra re sesine ne düşüyor? Re sesine re minör düşmüştü. Re minörü bulalım. En üst tellerde alırsan re mi telinde fa alınır. La teli boş alınır. Re, fa, la topluyoruz bak. Fa aldım, la aldım. Re telinin boşu alınır. Sol telinde 2'deki la alınır. Si telinde 3'teki re alınır. Mi telinde 1'deki fa alınır. 6 sesli re minör bu şekilde kurulur. Ama birçok insana basması zor geldiği için üst 2 tel genelde kullanılmaz. 4 telli re telinden aşağı re, la, re, fa olarak bu şekilde kurulur. Birçok insan bu şekilde basar. Tavsiye etmiyorum. Dördüncü parmağınla dik şekilde basmaya alıştır. Bu arada akorları bak dikkat edersen böyle basmıyorum. Açık tutuyorum parmağımı. Bu şekilde basmaya alışırsan daha esnek ve güzel çalarsın melodileri. Yani baş parmağın buradan değil, parmak ucundan arkadan şu şekilde kavrasın. Re minörü de böyle bulduk. Sonra re minörden sonra mi minörü kuralım. Mi minörü sesleri mi, fa, sol, la, si. Yani mi, sol, si, 1, 3, 5 alırsan. En üstte mi aldım. Burada la telini si aldım. Re telini mi aldım. Sol telini boş aldım. Si telini boş aldım. Mi telini boş aldım. Mi, sol, si'leri topladım. Mi, si, mi, sol, si, mi. Yani mi, sol, si, mi minör. Bu şekilde kurulmuş oluyor gitarda. Fa majör için bakacak olursak fa, sol, la, si, do. Yani fa, la, do toplamam lazım. En üst telde fa aldım. La telinde do aldım. Re telinde fa aldım. Sol telinde la aldım. Si telinde do ve en altta da fa alacağım. Bari'yi kapatıyorum şu şekilde. Fa, do, fa, la, do, fa şeklinde fa, la, do'ları toplayarak bir fa majör. Bir akorun içinde her sesten bir tane bulunmak zorunda değil. Birden fazla bulunabilir ama en az bir tane bulunması lazım. Sol majöre gelecek olursak sol, la, bir daha sayalım. Sol, la, si, do, re, 5'e kadar saydım. Sol, si, re olarak 3 sesi almış oluyor. Sol, si, re'leri topluyorum. En üstte sol aldım. La da si'yi aldım. Re telinde re'yi boş tel aldım. Sol telini boş tel sol'u aldım. Si boş tel si'yi aldım. Bak sol, si, re zaten bir sol majörün 3 tane teli var burada. Boş tellerde notası var. En altta da mi telinde yine sol'u aldım. Sol, si, re akorlarını kurarak sol majör kurdum. Sol, si, re, sol, si, sol olmuş oldu. 3 tane sol kullandı. 2 tane re kullandı. 1 tane si kullanmış oldu. Bunun yerine sol majörü aşağıda bir re, si telinde re alarak da alabilirsin. Neticede si yerine re almış oluruz. Yine sol majörün sesi olmuş olur. Diğer türlü basarken böyle bu 3 parmak yerine bu 3 parmakla da basabilirsin. Yüzük yerine serçe yaptım. Yukarıda yer değiştirdim. Ya da burada serçenin yerine yüzük parmağı koyabilirsin. Birçok değişik basışı mümkün. Yeter ki sol, si, re'leri basalım. Bareli olarak basımında da yine şurada sol almış oluyoruz. Burada re almış oluyoruz. Tekrar sol almış oluyoruz. Burada si almış oluyoruz. Re almış oluyoruz ve sol almış oluyoruz. Yani sol, re, sol, si, re, sol. Gördüğünüz gibi sol, si, re'leri topladım.
Ondan sonra tekrar la minöre dönüyor. Demek ki la minör dizisi la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la diye yürüyor. Ve aldığı akorlar da la minör, si, dim, do majör, re minör, mi minör, fa majör, sol majör, la minör şeklinde bir aynı yürüyüşü bak. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. İstersen la'yı buradaki tiz la'yı duyurabilmek için bareli alabilirsin. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Ne oldu bak? 1, 4 ve 5. La 1, re 4, mi 5. Bu sesler çatkı sesleri, minör geldi. İkinci sesimiz dim geldi, si. 3, majör geldi. Do. Gördüğün gibi 6 ve 7 fa ve sol majör gelmiş oluyor. Ve tekrar bir de minöre dönüyor. Karar sesimiz de 1 olduğu için birinci sesi la minör, dizinin adıyla aynı olan akoru alarak karar alıyor şarkı. Bütün la minör parçalar bu akorları alır. Sadece bu akorların hepsini almak zorunda değildir. 3 akorlu şarkılar var, 2 akorlu, tek akorlu bile bazı şarkılar var. Yani akor sayısı önemli değil. Seçeneklerimiz 6 adet. Her şarkı için dimleri de çıkartırsan 6 adet akor koyabilme şansın oluyor. Bunlardan seçiyorsun, kulağını dinleyerek oturanı oraya koyuyorsun ve ezgilerde ne varsa o ezgiyi içeren akorlar şeklinde geliyor. O sayede zaten kulağa oturuyor. Temel mantığı bu. Ana akorları görmüş oldun. Bunu başka dizilerde de kendin kur. Örnek veriyorum bak. Mi minör dizisini düşün. Mi, fa, diye, sol, la, si, do, re, mi. Mi, sol, si. Yani mi minör. Karar sesi olmuş oluyor. Fa, diyez, la, do. Fa, diyez, dim sesi olmuş oluyor. Fa, diyez, la, do, mi'dir. Bu aynı zamanda yedilisini de basıyorum. Şu şekilde basılır. Ondan sonra sol için sol, si, re şeklinde sol majör gelir. La için la, do, mi, la minör gelir. Si için si, re, fa, diyez, si minör gelir. Bak fa, diyez geliyor burada aşağıda. Yukarıda burada da fa, diyez var. Do için do, mi, sol, do majör. Re için re, fa, diyez, la, re majör. Mi için tekrar mi, sol, si, mi minör gelir. Gördüğün gibi 1 mi minör, 4 la minör, 5 si minör. 1, 4, 5 çatkı sesleri. İkinci ses de burada fa, diyez, dim aldık. Kalan seslerde 3, 6 ve 7'de. Üçüncü sesimiz burada sol, 6, do, 7'de re olarak karşımıza çıkıyor. Majör olarak geliyor. Bütün başka dizilerde böyle kurup harmonizasyonunu kendin yapıp sonra da gitarda uygulayabilirsin. Ben iki tane dizide göstermiş oldum. Bu ders bu kadar. Bence çok verimli bir ders. Bak bunu kaçırma. Yani güzelce güzel üzerinde çalış. Mantığını güzelce kavra. Videoyu tekrar tekrar izle gerekirse. İyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kal.